Herkese merhabalar, ben Emine. Köy Mutfağı'ma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz nektarin tarlasında bu şeftalilerimizi tekliyoruz. Bunlar o kadar sık ki teklememiz gerekiyor. Teklemezsek eğer böyle gördüğünüz gibi topak topak kalanlar şişmez. Şimdi bu teklediklerimizden ben sepetime toplayacağım. Bakın neler hazırlayacağım sizler için. Olduğum bu nektarin çağlaların şu sap kısımlarını kesmekle işe başlıyorum. Bu şekilde şu odunsu sap kısımlarını tamamen kesip diğer kabımıza ben hepsini alıyorum. Temizledikten sonra bolca birkaç defa suyun altında yıkadıktan sonra şimdi çağlalarımızı kavanozlarımıza alalım. Ben bugün yarım litrelik konserve kavanozu kullanıyorum. Her kavanoza bir çay kaşığı dolusu kaya tuzunu alalım. Bu tuzu kullanmak zorunda değilsiniz. Hiç tuz koymadan da yapabilirsiniz. Bugün benim size paylaşmış olduğum yöntem tamamen çağlaları senesine kadar saklama yöntemidir. Kesinlikle turşusu değildir. Kavanozların üzerine çıkasıya kadar fokur fokur kaynamış sıcak su ile dolduralım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi sıfır kapaklarla hemen kavanozları kapaklarını sıkı sıkı kapatalım. Her zaman olduğu gibi şöyle iki geri bir ileri olacak şekilde kapaklarını sıkı sıkı kapatalım. Kapaklarını tamamen sıkı sıkı kapatalım. Hemen şöyle ters çevirerek kapakların tamamen tutmasını sağlayalım. Ve üzerini şöyle bir sıkı sıkı kapatalım ki sıcaklığıyla kapaklarımız tamamen tutsun. Bunu bu şekilde sabaha kadar ben bekleyeceğim. Tamamen soğuması gerekiyor şişelerimizin. Sabah oldu ve artık çağlalarımızı üzerine açıp bakalım nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi renkleri o kadar güzel olmuş ki hiç sızdırma yok kavanozlardan. Hepsinde kapaklar içine çukur çukur çok güzel tutmuşlar. Bugün elimden geldiğince bu şeftali nektarin çağlası senesine kadar bu şekilde çıtır çıtır saklanır. Onun yapımını sizlerle paylaştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.